Kinoloji Akademisi'nden herkese merhabalar. Ben Dondör'den İlker Ünlü. Kocaeli Derince'den Kemal Mete Sezer ile beraber bugün bu terör ırkını masaya yatıracağız. Bunun için de Türkiye'de en deneyimli iki bu terör yetiştiricisi ve sahibiyle görüşmek istiyoruz. Birincisi İzmir'den Evren Morateş. Kendisi aynı zamanda Irk Derneği'nin de başkanı ve şampiyonlar yetiştirmiş bir yetiştirici. Ve aynı zamanda Cevan Bak, kendisi hem bu terörün eğitilebildiği konusunda pek çok şekilde ezber bozan ve kendisi de geçmiş yıllarda bu terörü yetiştirmiş bir uzun yıllardır. Her iki konuğumuz da bu terörü yetiştirmek ve üretmek konusunda tecrübelere sahip. Biz de hazırladığımız sorularla ırkın daha iyi tanınması açısından sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Şimdi ben en kolay soruyla başlayayım. Ondan sonra devam edelim mi? Tamam. Ya, Tamam. bu teri kimle başlayayım? Önce Evren, senle başlayayım. Bu terinin tarihi konusunda nasıl ortaya çıktı? Bize biraz bilgi verebilir misin? Eksik kalan yerlerde de Cem istediğin zaman dahil olabilirsin. 1800'lü yılların işte ilk çeyreğinden sonra şeyler, dövüşler falan yasaklandı biliyorsunuz. Ondan sonra arkasından bir James Hinks çıktı 1850'lerde. Bull Tribe'ın standartlaşmasındaki ilk adımı atan kişidir. Ya o dönemdeki. Tabii bu ilk gösterimi de yanlış hatırlamıyorsam 1862 senesinde Büyük Britanya'da gerçekleştirildi. Onu tabii o dönemde renk skalası çokluluğu yoktu. Sabit bir şekildeydi. Bull'la teriyer karışımından meydana geldi. Çaprazlamasından. 1887'de de ilk kulüp kuruldu İngiltere'de. Anladım. Anladım. Peki diğer aynı dönemde var olan Cem, diğer bul ve terör ırkları arasında fark nasıl yaratıldı bu terörün oluşumunda? Yani James Hinks tarafından. İlk standartlaşmasında kullanılan köpekler İngiliz Bulldog, Beyaz Terrier, Dalmaçyalı ana köpekler olarak yer aldı. Bunun dışında birkaç daha sayıda çaprazlamada yer aldı. Ama ana ırk olarak Bulldog ve Terrier özellikleri taşımakta ırkımızda bizim. Ben bu noktada bir şey sormak istiyorum, izin verirseniz. Özellikle bir kısım teriyenin, son dönem teriyenin, yani 1900'lü yıllar sonrası ortaya çıkmış teriyenin büyük bir kısmında bull mixleri var, yani ağırlık olarak. O yüzden de bull teriyerle birlikte çok anılır olmuş. Yani grup dışı iki köpeğin bir araya geldiği zaman oluşabilecek, özellikle grup dışı derken eşyaya göre grup dışından bahsediyorum. Oluşabilecek riskler, oluşabilecek ağırlık yönlerini kontrol etmek ne kadar zor olduğunu düşünüyorum ben. Aklıma da geliyor. Yani Ne yapıyorlar bu konuda çok merak ediyorum. Yani tabii Bulldog'dan ırk güçlü gözüken o heybetli yapıyı Bulldog'dan aldı. Yani sağlam kemik yapısı, geniş göğüs. ama Ondan bir sonra denge var değil mi ikisinin arasında? tabii. Yani Üstü diş yapısı. teriyere doğru mu, buna doğru mu? Bu aradaki dengeyi nasıl tutturuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Yani zaten üretmek o kadar zor ki doğru dişiyle doğru erkeği yani üretirken şuna bakılması lazım. Hadi tabii 90'lı senelerden sonrasında yapılan sistematik şu şekilde. Dişide eksi olan şeyi erkekte artı olarak arayıp o şekilde çiftleşmeyi yapıyoruz. Doğru yavruya o şekilde ulaşmaya çalışıyoruz zaten. Anladım. Yani bu sorun devam ediyor diyorsunuz, bu Tabii iki sorun başlı devam ediyor. olması. Şimdi mükemmel anneden, mükemmel babadan mükemmel yavru çıkmaz her zaman. Yani üç tane mükemmel çıkar, bir tanesi istenmeyen özellik de çıkartabilir. Hani bu her ırkta olduğu için, Anladım. her ırkta olduğu gibi bizim ırkımızda da var. Anladım. Anladım. Peki Cem'e bir sorum var. Sessiz kaldı bakalım. Çalış. Var? bu O zamanlarda şeyden bahsediyor. Evren şunlardan bahsetti. Bulldog, eski artık nesli tükenmiş beyaz İngiliz terrieri ve Dalmaçya'dan temel olarak bahsetti. Ama Hinks'in diğer başka ırklara da karıştırıp karıştırmadığı konusunda tam şeyi yok.
spekülasyonlar var ama elimizde yok. Daha sonra da şimdi değerlendirdiğimizde bile hala işte üç tip olarak düşünülüyor. Hatta bir de orta tip olarak düşünülüyor. Hala Yani bir şey söylemek ister misin? Terrier tip, Bulldog tip ve Dalmatçan tip. Evet. Kimdir bunların? Evet, bu üç köpeği görebiliyoruz hala da. Ama önemli olan bunun ortalamasını tutturabilmek. Hani köpek ne fazla Bulldog olacak, ne fazla Terrier olacak, ince kemikli veyahut da küçük köpek olacak. Ya da Dalmatçan gibi uzun bacaklara sahip olmayacak. Bu üç tipin ortalamasını tutturmak önemli. Evet. Peki son zamanlarda daha çok bulldog tipine gidildiğini düşünüyor musun? Gitgide daha iyileşen, daha hacimleşen köpeklerden dolayı. Yuvarlanmış Evet. işte beraber değil mi? Özellikle Doğu Avrupa'da bu tip köpekleri görebiliyoruz. Peki üretici olarak sizin tercihiniz nedir? Hem bunu hem sana sorayım hem de Evren'e sormak istiyorum. Yani üretici olarak aslında şöyle hani bizim içinde bulunduğumuz şartlara bakarsanız biz çok da fazla tip köpek görmedik kendi ülkemizde. Kendi getirdiklerimiz dışarısında haricinde. Çok da fazla köpek görme imkanımız olmadı. Tabii ki videoları izliyoruz. Yurt dışında neler oluyor. Yarışmada kazanan, derece yapan köpekleri tabii ki görüyoruz, izliyoruz ama hani biz hala da, bu benim görüşüm, biz hala da ırkın sağlıklı varyasyonları üretmek için çabalıyoruz ama hala da oturtmuş bir tipimiz yok. En azından benim için böyle. Çok zor bir ırk zaten. Yani bu Çok terör çok zor bir ırk. yani şu an elde edilen eğimli kafayı kaybetmek o kadar basit ki. Bunu ben kendim yaşadım, gördüm bir batımda. Yani zor Anladım. bir ırk. Evren, sen ne dersin bu konuda? Yani şimdi hani ideal olarak baktığımız zaman kompakt köpek ideal olması gereken. Ama tabii ülkemizde birebir bu vasfı taşıyan ne hani bizler getirdiğimiz ya da bizim gibi üretim yapan ya da hobi olarak evinde bakan insanların yurt dışında getirdiği köpekler var. Ama yurt dışında yarışmalara baktığımız zaman farklı daha kaliteli şeyler görüyoruz. Tabii kanatlarını takip ediyoruz. Ha, bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz ama tabii biz bir çiftlik sahibi değiliz. Evimizde bakıyoruz. Hani bir evin içerisinde bir Bull Terrier kaç tane bakabilir? 4 tane maksimum olarak bakabilirsiniz. Hani bir beşinciye yer açmak, bunu da alalım farklı bir kan hattı deyip yapmak bayağı bir zorluklu bizim için. Ama elimizde şöyle bir şey var. Elimizdeki dişiye göre en azından erkeğimiz var şu anda. Hani oradaki varyasyondan çekip çıkartabileceğimiz güzel bir üretim belki çıkabilir. Yani çıkabilir değil, çıkıyor ama tabii kompak olarak %100'ünü daha yakalayamadık açıkçası. Tabii şampiyon olan kaliteli köpeklerimiz, bizlerin arkadaşlarımızın hepsinin elinde var. Ha, güzel şeyler var ama daha iyisini yapabiliriz. Ama bunun için de işte daha iyi bakıcılar. Hani biz mesela getiriyoruz ya da üretiyoruz. Bakıcı aileye veriyoruz mesela en basit örnek. Baksın diye. Bir ay sonra gidiyoruz köpek rezil şekilde. Hani ücretsiz sahiplendirme yoluna gidiyoruz. Hani bakmak için deli insanlara veriyoruz biz bunları. Hani normalde ben bu köpeğe aşığım diyor insanlar ama belli bir süre sonra zorluklarını görünce geri kaçıyorlar. Ya da ilgilenmiyorlar. Hayvana yazık ediyorlar. Bu sefer alıyorsunuz eliniz şişiyor. Ondan dolayı birazcık daha bilinçli bir toplumla beraber şey yapmamız lazım. Hadi bu ırkı besleyen kişilere ulaşmamız lazım. Kaliteyi arttırabilmek için. Çünkü Hemen köpek ayıramıyoruz şu anda biz. bütün safkan ırklarda hepimizin karşılaştığı problemlerin belki bir tık bir boyut daha üstünde yaşadıklarınız ama hemen hemen hepimiz, hemen hemen her yetiştirici bu ülkede bunları yaşıyor. Mete Bey, şöyle bir şey var. Yani ben de eski Bull Terrier sahibi biri olarak ırkları çok severim. Yani aynı Evren'in dikkat çektiği gibi Bull Terrier'i böyle kafeslerde, koca kennel'larda beslemek mümkün değil. Bu hayvan çok kafes köpeği değil. Bu hayvan insanla koltukta, insanın ayağının altında, mutfakta, ayağının dibinde sizle beraber büyümesi gereken bir köpek. O yüzden de çok İngiltere'de çok büyük kennel'lar yok. Yani bir av köpeğinde belki bir Alman çoban köpeğinde daha büyük kennel'larda falan bakabilirsiniz iş Anlıyorum. köpeği gibi. Ama Bull Terrier muhakkak hayatınızın bir çanta gibi yanınızda olması gereken bir köpek. O yüzden de çok büyük kennel'larda bir yıl çok sayıda köpeği yetiştirmek
çok kolay değil. Yapıldığı zaman da ne kadar doğru yapılıyor ben emin değilim. Yani kesinlikle haklısın İlker abi burada çünkü yani güçlü bir köpek, kas yapısı gelişmiş bir köpek ama derisi çok hassas, çok çabuk deforme oluyor. Her yerinde yaralar hızlı hızlı da büyüyor. Başka şeylere sebep açabiliyor. O yüzden zor. Ve kafes ortamında hakikaten dediğiniz gibi kennel sisteminde köpeği doğru yetiştirmek de zor. Yani bir bull terrier'i yetiştirmek zor. Sağlıklı bir zihin yapısına sahip olması hakikaten zor. Çok insana çok çok bağlı bir hayvan. Çok enteresan bir hayvan yani. Çocuk gibi. Tabii canım. 3 saat gezdirin mesela dışarıda vakit geçin hoplayın zıplayın. Eve gelir suyu belli bir süre sonra suyunu içer. Ondan sonra normalde bayılması lazım değil mi? O kadar yürüdü etti kilometrelerce zaman geçirdi dışarıda. Suyu içer her şey resetlenir bir bakarsınız koltuğun tepesinde. Ya da gelir patisini koyar suratınıza. Hani ilgiyi devamlı istiyor. Hani besleyecek olan kişiler hani bu ırkı isteyenler bunları göz önünde bulundurmuyor çoğu. Bir de öyle bir Bunları şey yok. tarihiyle alakalı sormak istediğim şöyle bir sorun var. Burayı da çünkü netleştirmemiz gerekiyor. Birincisi ilk başlarda köpeğin kulakları kesiliyor. Ama daha sonra dik kulaklı köpekler üretilmeye başlıyor. Ayrıca da sadece beyaz beyaz kavalye diye bilinen bir köpek ondan sonra renklenmeye başlıyor. Bunun nasıl ırka yansıdığını ve nasıl başladığı konusunda bilgi verir misiniz? İlk başta dövüşlerle beraber kulak kesimi yasaklanıyor. Yasaklandıktan sonra da İngiltere'de dünyada bu köpeğin popülaritesi azalmaya başlıyor. Çünkü ne yapılacakları, ne edilecekleri şey yapılamıyor. Ondan sonra arkasından üreticiler dik kulağa geçiş yapıyorlar. Ve zamanla şey olduktan sonra ilgi tekrardan başlıyor bu şeylerde. İnsanlar tarafından tekrardan ilgi ve rağbet görmeye başlıyor. Şeye gelince de renk olayına gelince de 1900'lü senelere sonlarına doğru şey 1900'lü senelerde köpeklerde sağırlık, pigmentasyon eksiklikleri beyaz renkteki köpeklerde çıkan sorun nedeniyle bu sefer renk arayışına giriyor ve karşıt görüşlü insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hani kavalyer köpeğini renklendiremezsiniz diye. O dönemdeki üreticiler bayağı bir uğraş veriyorlar. Kafa patlatıyorlar bu işe. Eski bull ve terrier'i katıyorlar şeye, üretimin içerisine katıyorlar. Bu şekilde renk gelmeye başlıyor ve başarılar elde ettikçe o üreticiler renkli olanlara da rağbet başlıyor. Anladım, Tabii anladım. her renkte tabii şey değil, geçerli değil ırkta. Doğru, ona geleceğiz. Cem, peki bu renklendirme konusunda ne söyleyeceğim? Bu ilk karıştırılan köpeklerin şeyi de Cem'e bir şey sormaya çalışıyorum çünkü hepsini evren konuştu ama soracağım. Sıkıntı yok, devam. Evren hepsini cevapladım, ben Cem'e soramadım. Şimdi daha kolay yerlere geleceğiz. Şimdi karakter başlayacak, idari Hani yaşam eğitim başlayacak. kısmında benden daha iyi. Ya yani Tamam. işte ben oturup da çöp ittirdiği uğraşmam bir köpekte. Ben köpeklerin bu tayarına bir basayım da bir dakika. Cem, sana şey yorum soracağım. Ondan sonra Mete Bey siz karakterden devam edersiniz, değil mi? Tamam. Cem şey Ya. diyeceğim. Bu ilk başta köpek beyaz beyaz değilse bull terrier değil diye diyor. Çok inanılmaz bir direnç gösteriyor ya üreticiler. Ama daha sonra insanlar eski satarak, yani eski bull ve terrierlerle eski Staffordshire'larla birleştirerek tekrardan rengi ırka katıyorlar. Yani oradaki o şeyci o böyle asla değişmez. Beni duyabiliyor musun? Abi ben seni o kadar kesik duyuyorum ki. Bana mükemmel geliyor sizin sesiniz. Yeminlik bağlantısında bir sıkıntı var galiba. Kimin? Bir daha ses ver bakayım Cem. Yani Cem. şey. İlker abi ben sadece seni kesik kesik duyuyorum. Yok İlker abi sağlam. Siz nasıl geliyor? Mete Bey Gayet benim. iyi.
Şimdi kesilmeye başlamış yine. Ben de yok. O gelip gelip gidiyor galiba. Tamam, ben o zaman Ha, şimdi iyi. Şimdi iyi. hemen Şimdi iyi. söylüyorum. Tamam, hemen söylüyorum. Peki Cem, tarihi bitirirken bölümünü son bir soru sormak istiyorum. Emin de aslında bir son soruydu, değil mi? Şimdi ilk başlarda bu beyaz köpeklerin dışında öyle bir gelenek oturuyor ki Bull Terrier beyazdır, başka bir köpek olamaz algısı çok yüksek. Ve tabii sağırlıkla alakalı, evlerin bahsettiği gibi sağırlıkla alakalı sorunlar çıkınca renk katılması gerekiyor. Ama bunun için de eski tip Bull ve Terrier'lerle, yani daha sonra Staffordshire Bull Terrier olarak kabul edecek köpeklerle melezleme yapılması gerekiyor. Buradaki yetiştiricilerin o bir kısmı yaklaşıyor. Bu konudaki yorumun nedir? Yani ırkı kurtarmak için alınmış bu karar konusunda genel olarak bir yetiştirici olarak ne düşünüyorsun? Yani tabii o zamanları düşünmek, o zamanın köpeklerini düşünmek çok daha zor. Hani şu an her şey çok basit geliyor bize ama oluşmakta olan bir tipi tekrar bozup renklendirip tekrar ideal hale getirmek tabii birçok insanın kafasını bulandırmıştır. Zor işler bunlar. Ama Olsun bunlar. iki seçenek var. Ya sağırlıktan hayvan yok olup gidecek, çok ciddi genetik hastalıklar olacak, ya da bu konuda birinin bir şey yapması gerekecek. Yani. Evet, anladım. Peki ya, buyurun. Mete Bey, buyurun size. Sen bize melez demek iyidir mi demek istiyorsun? Onu söyle açık açık. Hayır. Eğer köşeye sıkıştıysa yapılması gereken, yapılmış işte adamlar yapmış. Anlıyorum durumu. Sıkıntı yok. Devam. Mesajı ilettik. Mesajı ilettik yine. Mesajı aldık. Yani önemli olan ırkın bütünlüğüdür, sağlığıdır. Eğer orada bir şey yapılması gerekiyorsa yapılması gereken yapılmalıdır. Ama Ya kontrollü olmalı. şimdi ben bu noktalarda grup içi biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu birbirine benzer köpeklerle kolay olduğunu düşünüyorum. Ama çapraz melezlerde bunu yapmak gerçekten çok sıkı bir kinolojik bilgi ve çok fazla deneme yanılma gerektiriyor diye düşünüyorum. Artı zaman. Yani çok acayip zor bir iş bana göre bu sizin şimdi anlattığınız şey. Gerçekten tebrik etmek lazım buradan bu üreticileri yani çıkartan üreticileri bu ırkı ortaya çıkartanları. Ya çünkü bakacak olursak şu an nesli tükenmiş olan beyaz İngiliz terrieri de aynı nedenden yok olmuştu. Sadece beyaz ürettikleri için sağlık dolayı insanlar almamaya başladı. Üretimin sona erdi. Aynı şey Bull Terrier'in başına gelecekti. Yani ya ırkı korumak zorundasınız, kurtarmak zorundasınız ve radikal bir seçim yapmak gerekiyor, kontrollü bir şekilde. Çok Ya, radikal. evet, ama başka çare yok. Yoksa Bull Terrier şimdiye kadar gelmemiş olacaktı. Yani burada dediğim gibi beni hani şaşırtan kısmı çapraz bir melezden grup dışı iki köpekten tekrar bir şeyler kurtarmaya çalışmak için zor kısmı yani. Ama Çok. grup dışına gitmiyor. Yine Staffordshire Bull Terrier'e gidiyorlar. Ya, ama bir tarafta ama teriyere gidiyor. Diğer tarafta bull var köpeğin içinde. Ha, o ilk baştakiler. O ilk o. Başka. Evet, onlar ilk Onunla başta. beraber gidiyor yani köpek o bulu içinde taşıyarak gider köpeğe Evet. tekrar teriyer giriyor. Ya Yani zor iş. Zor iş. ya onun amacı da zamanında köpek dövüşleri yasaklanınca insanlar gizli gizli bu işi yapmak istiyorlar. Buldokları teriyerlerle melezleyip ikisinin karışımı, birinin gücü diğerinin çılgınlığıyla İnadı. kolunun altına taşıyabilecek bir Sürekli köpek istiyor. demin az önce Evren bir şeyden bahsetti. Hatta İlker'de devamını getirdi bir kısmını. Bir kısmını da Cem söyledi. Yani bu köpek tırnak içinde üretim çiftliklerinde tutulacak. Kennel'larda, kafeslerde kapalı tutularak üretilecek bir köpek değil. Yani herkesin altını çizdiği gibi.
Bunun nedeni nedir? Bunun nedeniyle yani bunun altyapısında neler var? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Demin bir kısmı çok küçük bir kısmına değindiniz ama hani çok insan odaklı olması haricinde başka neler var? Sadece insan odağı mı? Sağlıksal problemler ilk başta hani ırkın cildinin çok hassas olması bir hakikaten İlker abinin dediği gibi konfor isteyen bir köpek yani evde yaşaması gereken bir köpek çünkü rahatına düşkün sahibiyle beraber insana yani sahibiyle beraber olduğu sürece mutlu olan bir ırk yani. Anladım. Yani mesela... Peki çocuklarla arası nasıldır? Hani karakter derken ben aile ve çocuklarla arası nasıldır? Onu da hep merak ediyorum. Bir Çocuk... teriyer melezinin, bull teriyer bir de. Yani ben mesela ilk yaptığım üretimde bir aileye verdik. Bir erkek köpek verdik. Gelen ailede hanım çok şeyliydi mesela. Ne onun adı? Nasıl olacak çocuğa? Bir zararı olacak mı, edecek mi gibi bir yaklaşımla geldi mesela. Tabii şu anda aşağı yukarı 6 yaşında ya da 7 yaşında beyefendimiz bizim. İlk 6 aydan sonra hanımdan duyduğumuz şey kızımız kuyruğunu çekiyor, kafasına vuruyor, dönüp de bakmıyor, kuyruk sallıyor. Hani çocukla çok rahatlıkla bakılabilecek, herhangi bir öyle bir saldırganlık göstermeyecek bir asabiyet falan kesinlikle göremezsiniz. Tabii bu doğru bir eşleştirmeden çıkan bir kanaat. Hani kötü bir eşleşme yaparsanız farklı yollara geçmişe dönülebilir zaten. Ama günümüzde Türkiye'de en azından bu tarzda bir şey yok. Ne onun Yani adı? Üretilmiş bir kanat da yok. ben şunu söyleyebiliyorum. Ne olursa olsun çocuklarla birlikte temkinli davranmak lazım. Çünkü Bütün ırklarda değil mi Cem aslında? kesinlikle öyle. Bulterer'de şöyle bir şey var. Evet, insan sevgisiyle dolu ama aynı zamanda kaba bir köpek. Sevinci de çok kaba. Yani bir bakıyorsunuz boyunuz kadar zıplıyor. Ne derler ona bir deyim vardır. Kaş yaparken göz Göz çıkartanlar. yapayım derken kaş Tabii, çıkartan. var var öyle şeyler var. Yani mesela siz bıraktınız mesela gözden bıraktınız. Şey yapabilir. Mesela ne onu bir gün almış telefon şarjda mesela bir ufak hanım bizim almış telefonu şarjdan ayırmış. Şarj aletinin başını yemiş mesela. Telefona zarar vermemiş. Yani yapabilir. Bir bakıyorsunuz kafanızın üstüne zıplıyor. Hani enerjik, çevik yani. Ben neredeyse bir kez Bull Terrier'i tarafından yani Bull Terrier'i zıplayıp yalamak ya da öpmek istediği için sahibinin kaşını patlatmamış çok az Bull Terrier tanıyorum. Bull Terrier'de çok sık rastlanan bir şey. Tabii Evet. tabii. Yani onun o heyecanına alışık olmanız lazım. Anladım. Peki yani zaten standardında Bull Terrier'in ya da geçmişinde de insana saldırganlık yok. Yani eğer bir Bull Terrier insana saldırganlık gösteriyorsa bu onun ırk karakterinden gelmiyor. Çünkü Bull Terrier koruma amaçlı falan üretilen bir şey değil. Bull Terrier'in en keyifli yanı, benim en çok keyif aldığım yanı. Bull Terrier'i kolun altına al, istediğin yere götür, herkese kuyruk sallar. Yani normal bir tehlike olduğu zaman araya girecektir. Büyük ihtimalle müdahale edebilir ama normalde gerçekten insan sevgisi olan, insanlara güvenen, çünkü kendine çok güvenen, gücünün farkında olan bir köpek. Peki diğer hayvanlarla arası nasıl beyler? Diğer hayvanlarla evet o konuda birazcık zorluklar yaşayabiliyoruz. Yani ırkta bunu bebekken çok çok iyi sosyalleştirmek lazım. Çevreyi, diğer hayvanları çok çok iyi tanıtmak lazım. Mesela köpeklerimden iki tanesi kedilerle arası mükemmel. Hiçbir sıkıntısı yok ama bir tanesinde başaramadım bunu. Yani avgüdüsü çok yüksek. Kedi gördüğü zaman bunu kovalamaktan hatta yani sonunu düşünmek bile istemiyorum. Elden kaçırmak istemiyorum yani. Yani şeyde her ırkta Sizi olduğu gibi alfa olanlarla alakalı sıkıntı yaşanabilir. mesela Nova Junior mükemmel bir karakter. İlker abi senin elinden geçti.
Dünya ile bir canlı yani. Biblo gibi hiçbir şey umurumda ben değil. O kadar sosyalleştirmek için o kadar çok uğraştım ki yani ilk aldığımdan itibaren her gün gidip onun gelecekte karşılaşabileceği her türlü olaya karşı bir şekilde onu yavaş yavaş onu empoze ederek her görmezden geldiğinde, her medeni davrandığında ödüllendirerek adım adım işledim. Ben en son Bodrum'dayken şeydi işte önünden kazlar ördekler geçiyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Yani öyle bakıyor, öyle de fotoğrafları var. Ama bunun için gerçekten en baştan çok sıkı çalışmak gerekiyor bu terörde. Yani öyle büyüdüğü zaman kendi başına hallolur diye bir şey yok. Kesinlikle. İmkansız, alışmadığı takdirde olmaz zaten. Hani horoz gördüğü zaman bu ne deyip o bir büklediği zaman şey yapar yani, hamle eder ya, hamle yapar. O konuda şeyi yok zaten. Yani hangi teriyar etmez ki Allah aşkına? Her ırk da var bu zaten. Aynen. Hani hangi teriyar etmez? Görmediği, bilmediği şeyle ilk defa karşılaşıyor. Ona bir tepki veriyor. Tabii ki o da ona karşılık verecek. Her ırkta olan şeyler bunda. Ay, öyle başımıza çok ahım sıkıntılar yaşamadık öyle. Tabii ne oldu? Karşıdan gelen erkek köpek çok mesela alfa oluyor. Şimdi elinizde de alfa varsa tabii ki karşılıklı havlaşma şeyi geçiyor. Ama tabii ne oldu? Yetiştirmeye bağlı. En azından ben kendi evimde baktıklarım için hani önüne bak dedikten sonra o belli bir noktadan sonra bırakıyor, yürüyor, gidiyor. Devamını getirmiyor. Yani o köpek avlasa bile onun için son noktası önüne bak demektir bendekilerin. Oraya bakar gider. Benim mesela 40 kiloluk var bir tane. 3 kere sokak köpeği ısırdı. Dayak yedi. Kuyruğunu sıkıştırarak kaçtı. Hani şey anlamında. Hepsinde bu şey yok. Her ırkta olduğu gibi. Denk gelebiliriz. Her insanın da sahibi ama tabii yetiştirmek en önemli olan şey o. İlk başladığım yıllarda ben bakıyorum. Hatta şunu söyleyeyim. 2001'de ben ilk defa Amerika'ya gittim. Orada bir Bull Terrier üreticisiyle çalışmıştım. O zaman 10 yıl önce dedi bu köpekleri biz işte 10 metreden bir daha yakına getiremiyorduk. Köpek agresyonları çok yüksekti. Ama o yıllardan bu yıllara şu anda Bull Terrier'i o kadar böyle dikkatli ve seçici üretime tabi tuttular ki şu anda diğer hayvanlarla olan şeyde diğer köpeklerle olan şeyleri ne derler toleransları çok yüksek. Çok yani ırk çok değişti ve çok yumuşadı. Bu çok artı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii geçen attığım videoyu biliyorsun. Dakikalarca bekliyor. Hani al demedikten sonra ağzının suyu akıyor. Küçücük bir leblebi tanesini bekliyor. Yani normalde o kadar şey yok onlarda. Heyecanlı oldukları için direkt alma gibi bir iş yüzüsü var hayvanın. Mesela. O zaman eğitime mi geldik diyelim? Önce eğitimle alakalı. Yok, Bull Terrier'in eğitimi zor derler. Bull Terrier'in eğitimi çok zor derler. Taş kafa derler. Derler de derler. Derler de derler. Bull Terrier bu konuda benim için apayrı bir yeri var. Yani eğitim konusunda bilmiyorum benden önceki eğitmen arkadaşlar, abiler diyeyim daha doğrusu. Bull type mi köpekle sınav geçtiler mi? Hani ama Marco'yu biliyorsunuz. Marco benim işte ilk Bull Terrier'im. Benim için o kadar önemli ki eğitimde ilk başta çok zorlandım. Onun hani Bull Terrier karakterini öğrenene kadar çok zorlandım. İnatçılığıyla başa çıkmak benim için zor oldu. Daha sonra onun güdülerini okumaya başladığımda mükemmel bir av güdüsü olduğunun farkına vardım. Onun arkadaşının içine de eğlence katarak inanılmaz şeyler başardık. Türkiye'de benim bildiğim ilk TKS sınavını geçen, hatta Evren'in de köpeği var. Sonra BH yapan köpek. Benim için gurur verici. Onun haricinde çok fazla trikler öğrendi. Bir dönem arama kurtarma çalıştım onunla kısa bir süre ama tabii bu sahaya yansımadı. Daha sonra başka ırklarla tanıştım. İşte Belçika Marina işte falan. O tarafı daha fazla ağırlık verdim eğitim konusunda ama bu terör eğitebilirliği bence işin içerisinde eğlence olduğu zaman olay. Unutmadım. Yani bir şeyle patlamış mısırla oturmayı öğrendi 5 dakikada. Çok zor bir şey değil. Onu yiyebilmek için
şey yaptı yani. Oturmayı öğrendi. 5 dakikada öğrendi ve hala aynı el komutunu verdiğin zaman mesela benim kendi dişim oturur. Kesinlikle şey yapmaz. Ne olur? Oturmamazlık yapmaz. Bir ödüle de gerek yok şu anda onun için. Ama sanırım bir yani mesela Mete Bey bunu daha iyi okuyabilir tahminim. Çünkü bir Alman çoban köpeği üreticisi ve onun karakterine de alışık. Yani bir Bull Terrier bu işleri görev bilinciyle yapmıyor. Bull Terrier bir şekilde ona işine geldiği şekilde öğretildiyse bunun karşında bir eğlence bir şey varsa diye yapıyor. Çünkü Tabii eğlenceli. bu da onu tutarlı bir diş köpeği yapmıyor herkes. Aslında Yok. Tabii ki. bütün köpekler eğlenceyle daha iyi öğreniyorlar. Ama şey yani ben bu hani bull ve terrier kısmının Amstaff yani American Staffordshire kısmı çok yakınen tanıdım. Cem'den sonra bir Amerikan Staffordshire'de ben BH geçirdim. Yani bunlar ilk köpekler. Gerçekten karşılıkları da yok yani. Başka yerde de duyulmamış şeyler. Burası Türkiye olduğu için çok fazla ses çıkmıyor muhtemelen. Maalesef. Ama şey yani ben eğitim konusunda sadece şunu söyleyebilirim. Hani çabuk öğrenen köpekler gerçekten uygulamada çok sıkıntılı olabiliyorlar. Çok çabuk hatalar yapabiliyorlar. Geç öğrenen inatçı köpekler, bull type, bull terrierler ya da terrier bulldog melezleri, yani o kandan, o saftan gelenler geç öğrendikleri şeyleri, zor öğrendikleri şeyi çok tutarlı yapabiliyorlar. Yani ben sadece kendi gözlemim bu. Tabii ki bunların şeyleri var, farklılıkları vardır, nüans farklılıkları vardır. Ama şey, ödülle köpekleri, ya yani bu tip köpekleri yapamayacağı bir şey yok. Bir de yani asıl buradaki bence etken inanılmaz zekiler. Yani bazen o yaramazlıklarını o zekaya bağlamak gerekiyor belki de. Çok zekiler çünkü. Yani o kadar zekiler ki o zekayı şeye kendi çıkarlarına çok rahat kullanıyorlar. Bu da eğitimde bazen sıkıntı yaratabilir. Değil mi Cem? Kesinlikle katılıyorum buna. Yani, ve hatta benim bir tecrübem Mete abi bilirsin işte beyaz sınavında yat bekle yapıyorum. Köpeğim yani yatıp bekliyor ben de karşısında bekliyorum. Bir 5 metre kadar yanıma kadar sürünerek geldi yani aramızda 20 metre mesafe vardı 5 metre kadar sürünerek geldi. Hakem kalktı mı dedi. Hayır kalkmadı ama süründü dedi. Kalkmadı. 2 puan gider, sıkıntı yok. Yani hep bir kendi versiyonları var, değil mi? Çok enteresanlar yani. Zekiler, çok zekiler. Ondan ya, sorun ondan kaynaklanıyor, tamam mı? Peki Bull Terrier de garip yani çok şey yiyorlar, çok şey deviriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani garip anca bunu Bull Terrier yapar dediğiniz örnekler var mı? Mesela eminim sizin köpekleriniz de vardır. Koltukta yatar, koltuktan aşağı düşer, dank diye ama horlamaya devam eder. Evet, onu ben çok yaşadım. Bir Köpek gibi bunu ya. eğlence amaçlı yaptığını da gördüm. Yani köpeğin defalarca koltuğun üstüne çıkıp oradan kendini serbest bırakıp yere doğru yuvarlanmasını bekliyorum. İlgi çekmeye çalışıyor. Ona Çocuk gibi. odaklanmak istiyor. Çocuk gibi. Aynen çocuk gibi. Evet abi. Bir de acı eşikleri çok yüksek zaten. O yüzden Evet. umursamıyordu tangır Valla bende bir tane hassas var ya. Ayağına kıymık bassa viyaklıyor. Bir tane tungur. var bizim öyle. Ya çok Hassasım. enter. Ben yani yine tekrar o soruya döneceğim size ama mesela benim örneğimde benim ilk bull terrier Mares. Yani çok kaslı bir hayvan. Normalde işte bacağı kesilir falan umursamaz abi, bir iğne onun için şeydi böyle. Bebeğe dönüşüyordu ama kendini öyle bir kasıyor ki iğneyi sokamıyorsun. Ama şey canı yanıyor. O kadar da kaslı bu arada. Veteriner şey diyordu, bu nasıl bir hayvan yani? Bu kastan ben iğneyi sokamıyorum ama şey yapıyor, inanılmaz titriyordu iğneyi gördüğünde. Var bende de var öyle veteriner fobisi olan neler yaptık o fobiyi yenemedik her gün veterinere yürürdük ödüller verirdik şey yapardık hani iğne yapılırken rahat olsun hepimiz rahat olalım diye neler yaptık ama
Yine de o fobisini yenemedik onun. Ki geldiği günden beri veterinere gidip gelen hayvan hala 7 yaşına geldi. Hala veterinerden korkar. O kapıdan içeri girdiği anda bütün her şey değişiyor Hiç onun için. unutmuyorlar. Peki sizin köpekler yağmurda ya da çakıl taşında yürümek konusunda sıkıntı yaşıyorlar mı? Benimkiler hiç sevmezdi. Çakılda sıkıntı yaşadığım bir iki tane şeyim var, ufaklığım var ama yağmurda hiçbir sıkıntımız yok. Yani ben de Çakılda duruyorlar. bu herhalde benim tarzımla alakalı. Çünkü ben hafif yağmurda köpeklerimle oynamaktan mutlu oluyorum. Çıkartıyorum onları. Birazcık ıslanırlar diye. Oyun oynatmaya özen gösteriyorum yağmurlu havalarda. Yani sıkıntı yaşamıyorum onlara. Baştan eğitmekle alakalı demek ki. Evet. Ben demek ki o da ilk başta yapmamışım zamanında. Yağmur olduğu zaman evden çıkmıyorlardı böyle falan. Böyle kapıdan bakıyorlardı. Yok biz çıkıyorduk. Bardaktan boşanırcasına dahi olsa çıkarız. Yapana Tamam. kadar da girmeyiz. Süper. Ya ben bir şey soracağım bu arada tabii. Şeyi merak ediyorum. Yani bence artık oraya doğru geldik. Yani bu köpekler neye benziyor? Bunlar çocuk adam yer. Yani bunlar tehlikeli köpekler. Bunlar çok sorunlu köpekler gibi böyle bir acayip bir toplumsal baskı var. Özellikle bu son dönemde maalesef bazı kurumların da koltuk sevdaları yüzünden artan bir baskı var. Yasaklamalar var. Ön yargılar var. Çok büyük ön yargılar var. Çok güçlü ön yargılar var. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu sıralar? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye'de İzmir'den ben İstanbul'a uçakla köpeğimi götüremedim Türk Hava Yolları'yla. Yani rezervasyon yaptığımız zaman yasaklı ırkın içerisinde diye gösteriyor. Ama yurt dışında bir tane köpeğimi üretim için yurt dışına gönderdim erkeğimi. Türk Hava Yolları'yla rezervasyon yaptı ve Bull Terrier olarak isim değiştirmeden o kimlikte uçağı aldılar. O hayvan Rusya'ya kadar gitti. O kimlikte. Kesinlikle hiçbir sıkıntı çıkarmadılar. Türk olunca herhalde birazcık bizde sorun oluyor herhalde. Yabancıya yasak yok, Türkiye yasak var bizde. En baştaki olay o. Birinci yaşadığımız nokta. Genel anlamda saldırganlık, hani daha önce konunun başında da söyledik. Öyle bir agresivlik falan yok. Ama tabii insanlar, aa bu pitbull diyor. Irkı bilmeyen insan da çok fazla var. Hani pitbull bu deyip korkan insanlar da var dışarıda gezerken. Ama halbuki kesinlikle hiçbir şekilde bir şeyi yok. Saldırganlık olsun, şey olsun, böyle şeyleri hiç yaşamadık zaten. Hani yaşayan da ben şu ana kadar hiç duymadım. Ama şey olarak en fazla aldığımız, ben işte İngiltere'de oturuyorum. Türkiye'ye köpeğimi getirmek istiyorum. Yasaklı ırk mı diye çok mesela bizim dernek sayfamızda soru da geliyor. Türkiye'de yasaklı değil. Rahatlıkla belediyeye gidip madalyon da alabiliyorlar. Benim köpeklerin hepsinde madalyon var. Belediyeye kayıtlı. Kesinlikle yasaklı diye bir durum söz konusu değil. İnsanlar zorluyor evet. Bazı çıkarlar uğruna bir şeyler yapmaya çalıştılar ama yine de o şeyin içerisinde sokamadılar bizi. Hala biz yasal olarak Türkiye'de bu ırka bakabiliyoruz. Evet, ben de katılıyorum. Yani geçmişten gelen kötü bir şöhreti var ırkın. Hani birazcık Bütün bu bull ve terrierler için bu kötü ün var. Yani sadece bull terrier için değil mi? Yani yok. o grupta Genelde olan. yerdeki bir game dog kafası var insanlarda. Yani evet, bütün bull type köpekler için bu geçerli. Maalesef geçmişteki kurum yöneticileri de bunu öne sürerek ırkın tehlikeli olduğunu, işte Amerikan Pitbull Terrier melezi olduğunu öne sürerek yasaklatmaya çalıştılar. Ne ironik değil mi? Yani köpeğin aslı orada duruyor. Evet. Yani o yasaklı değil. Evet. Evet. Şeyi yok. Söylenecek söz bulamıyoruz bazı kişilere ya. Peki. Evet, burada sözün bittiği yer oluyor bazen. Aynen. Sanırım buradaki en büyük sıkıntı insanlar zaten köpeklerin mesela İlk İngiltere'de bu kanun çıktığında 1991 yılında bir Amerikan Staff ya da Pitbull melezi tam bilmedikleri bir köpek işte bir sorunlara yol açmıştı ve bir anda belli bir liste hazırlayıp işte bu köpekler artık yasak dendi. Ama neydi mesela? O sırada İngiltere'de ne Dogo Argentino vardı ne de File Brasileiro, pardon, De Tosa. File
ne de Tosa vardı. Ama sadece listeye baktılar. Bu köpekler işte tarihlerinden, geçmişlerinden dolayı ülkede olması yasak dendi. Ona be, ama mesela kendi ülkelerinden çıkan ne Staffordshire Bull Terrier'e ne de İngiliz Bull Terrier'e, şu an bahsettiğimiz ırka, ile alakalı bir yasaklama getirmediler. Ama her ülke oradan kopyala yaparak bir şekilde kendilerini uydurmaya çalıştılar. Türkiye'de yapılan da bu aslında. Aynı kanundan kopyala yapıştır yapıldı ama gerçekten ırklar arasındaki bağ, yani İngiltere'de içine Dalmaçya katılmış, içine beyaz İngiliz Terrier'i katılmış ve aslında dövüş stoğundan gelmeyen bir köpeğin hala tehlikeli olabileceğine ne dair böyle bir şey var. Bu da neden aslında tamamen politik bir baskı. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Politikacılar halkın korkusuna tepki verir. Yani eğer yeterince bilgilendirme yapılmadığı zaman, ırkların farkını biz yeterince yansıtamadığımızda ve onlar da ve basın da bunu yanlış körüklediği zaman, çünkü haber satmak. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi onu. Bol zamanlarında yine bir pitbull saldırısı başlığı atmayı çok seviyorlar. Maalesef. Köpeklerin maalesef. Genelde pitbull'la falan alakası da yok saldıran köpeklerin. Evet. Zaten saldıran hangisi, yani bir agresyon olayı olduğu zaman hemen adı pitbull olması gerektiğini düşünüyorlar. Pitbull çünkü bahsedi diye böyle direkt bir yargı var. Ne yazık ki. Maalesef. Maalesef. Peki Mete Bey, var mı sorunuz? Yok. Sen devam. Tamam. Peki kimlere uygundur? Nasıl bir aileye, nasıl bir köpek tecrübesine, nasıl bir kişinin yanında olmalıdır Bull Terrier? Yani daha önce hiç bu köpek beslemediysem ya da temel olarak ben bir Golden Retriever sahibiysem Bull Terrier'le başlayabilir miyim? Bence benim fikrim daha önceden Bull Type köpek tecrübesi edinmiş olmanız lazım. Çünkü Golden Retriever apayrı bir köpek. Yani diğer ırklar apayrı hakikaten. Diğer köpekler bir ara Bull Terrier bir ara. Hiçbir alakası yok. Hiçbir ırkla karşılaştırılmaz. Yani bence Bull Type tecrübesi önemli. Bir yetiştirecek. Ne demek köpek peki? Köpek tecrübesi ve Bull Type tecrübesi diyorsun. Köpek tecrübesi, yani daha önce köpek bakmış olması lazım diyorsunuz. Anladığım yani kadarıyla. Benzer bir ırkla beslemiş olması lazım bence. Benim görüşüm. Peki, anladım. Kesinlikle katılıyorum. Bull Type derken Bull ve Terrier ırklarından birine, yani peki o karakteri özel kılan şey nedir? Niçin? Yani onu daha önce beslemiş biri ne tür bir tecrübeye bakış açısına sahip olmalı? Yani cesur olabildik, yani o bu ırkın cesur olabileceğini düşünme biliyordur. Bakacak olan kişi. Çünkü bunu deneyimlemiş olacak. Canlı, hareketli, eğlenceli oluyorlar. Farklı bir havada, yani normal bir Golden'da ya da farklı bir ırkta olmayan şeyleri, apayrı, Cem'in de az önce söylediği gibi apayrı hareketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Davranış biçimleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Konuşmanın başında söylediğim gibi mesela bir bakıyorsunuz şeyde, ne derler onun adı da, koltuğun tepesinde görebilirsiniz. Saatlerce oynayın, her şeyi yapabilir. Buna katlanabilmesi lazım. Bunun için de Golden bakmış birisi bu ırka bakması söz konusu değil. Şey yapar, alır 3 ay, 3. ayın sonunda birisine verir ya da bu köpekler şeye gidiyor, nedenlerin adına sokağa bırakılıyor. Yani ya işte barınaklara gidiyor. Besleyecek olan kişilerin, hani Golden dediniz az önce, oradan örnek vereyim. Bu arada Golden'ı silemiyoruz. Golden'ın obezitesini ne kadar kontrol altında tutmaya çalışacaksa bence Bull Terrier'in de sosyalliğini için bu kadar özen göstermesi lazım. Çünkü Bull Terrier hakikaten iyi sosyalleştirilmediğinde hani tamam, beladır diyorsun. Zor bir köpek olacaktır yani. Buna inanıyorum. Bu yani şey, çok ya, çok inatçılar, çok dediğim dedikler, kendilerine has bir eğlence anlayışları var. Eğer bunları bunları kontrol altına alıp uygun şekilde şehirde yaşamaya uygun bir davranış biçimine kazandırılmadığı zaman insanın başına bela olabilir. Yani diğer çoğu ırkı dışarı çıkartırsınız, 10 dakikada dışarıdaki olayını bitirebilirsiniz. Bunu Bull Terrier'de yapmaya başlarsanız, yani bakacak olan kişi bu şekilde bakmaya başlarsa bu sefer ilerleyen zamanlarda sorun yaşar. Çünkü dışarıdaki farklı şeylere
tepkisi doğmayacak. Yani o şeye alışkanlıkları olmayacağından dolayı ayrı bir şey gördüğünde apayrı bir tepki verebilir. Hani normal bir köpek bakan birisi Bull Terrier'e bakamaz. Hani Cem'in dediğine ben de katılıyorum. Bull type yani Bull ve Terrier bakmış birisinin bakması gerekiyor. Onunla dışarıda zaman geçirecek, farklı yerlerde gezecek. Hani her şeyi şey yapacak, tanıtacak ona. Tanıtmazsa çok büyük sıkıntı. Söylediğin çok doğal. Normalde diyecekler ki ne var bunda? Sosyalleştirmediğin her köpek işte nerede ne yapacağını bilmeyebilir. Ama bull type Öyle değil. ırklarda her şey 8 ile çarpılıyor. Yani ben hep Evet. şey yani bir 10 kaplan gücünde şeydi. Gücünde derken bunu saldırganlık olarak görmeyin. Yani çekiştiriyorsa deli gibi çekiştiriyor. İşte bir yere gitmek istiyorsa fikrini değiştiremiyorsun. İşte bir yeri Tabii. kazacaksa illaki kazıyor falan. Kazıyor. Yani inanılmaz kararlı, inanılmaz inatçı, inanılmaz dedik bir şey. Ve bunu kontrol edebilecek çok çok dikkatli yetiştiricilere ya da eğitmenlere ihtiyacı var. Ya bir de şey çok soru aldığımız bir şey daha var. Onu da ekleyelim hatta. Ben bu köpeği bahçede koruma yapsın diye almak istiyorum. Yavru var mı? Ya bahçeye koyarsam bu köpeği delik deşik edecek, kazacak her yeri, ağaçlarını yiyecek. En sonunda duvardan atlayacak, kaçacak. Bir şekilde o bahçeden dışarı çıkmaz. Çünkü tek başına o bahçede o yaşamaz. Hani biz defalarca kez anlatıyoruz. Ama işte sağdan soldan birileri söylemiş. Çok iyi koruma yapıyor diye. Bahçesine bakmak için bizi arayan insanlar da oluyor mesela. Kesinlikle bahçede bakılamaz bu ırk. Koruma köpeği değil. Her ne kadar hani farklı tepkiler verebileceğini söylesek bile bunu yapmaz yani. Koruma diye bir şey söz konusu değil. Hani mesela benim karşı komşum 1,5 sene sonra evin içerisinde 4 tane köpek olduğunu farkına vardı. Çünkü köpeklerde havlama yok. Hiçbir şekilde ses çıkarmıyorlar. Sessizler. Cem ne dersin bu konuda? Yani sportif anlamda belki koruma yaptırılabilir ama hakikaten o sahada kalıyor. Ötesi yok bunun. Ama doğal şeyi yok galiba. Yani bir Doberman gibi ya da bir Rottweiler gibi tanımadıklarına şüpheyle yaklaşma eylemi yok. Kendine o kadar yani çünkü geçmişinde köpeğin işte alan koruma gibi bir geçmiş olmadığı için sahibinin yanında herkesle dost ta ki biri düşman oluncaya kadar. Aynen öyle. O kısımda çok haklısın abi. Böyle bir tecrübem var. Gerçekten bir olay yaşandığı zaman köpek kendini gösteriyor. Bull Terrier kendini gösteriyor. Hoş olmayan bir tecrübe yaşadım. O aynı zamanda köpeğimi görme şansım da oldu. Kendini gösteriyor. Yani benim tecrübem çok enteresandı. Bunu çok enteresan şekilde yapıyor. İlla ki hırlayarak, havlayarak da değil. Mesela ben askerden döndükten sonra kısa bir süre annemle yaşadım. İşte Bull Terrier'im ve iki Bull Terrier ve bir Yakbaş'la. Her neyse. Ares evin içinde serbestti. Şeyi hatırlıyorum. Eve annem şey diyor. Eve mesela ben yokken işe gittiğimde bir tamirci, tüpçü bir şey geldiği zaman diyor. Yani o adamı bir göz hapsine alıyor. Ama öyle bir bakıyor ki o adam ekstra herhangi bir hareket yapmıyor. Hemen tüpü bırakıyor ve gidiyor. Havlama yok, adama gidip yanına tehdit etmek yok. Sadece bir göz hapsi ve o yetiyordu diyor. Ve bendeyken bunu yapmıyordu. Bendeyken herkes de rahat. Çünkü benim kendimi koruyabileceğimi biliyor ama anneme bir şekilde o farklı davranması gerektiğini biliyordu. Bu köpeğin ya içinde vardır ya yoktur. Evet, kesinlikle. Mete Bey buyurun, sıra sizde. Çok büyük bir keyifle dinliyorum. Nereye geldik? Genetik hastalıklar arkadaşlar, genetik hassasiyetleri ne bu ırkımızın? Yani genetik bir yatkın olduğu bir sıkıntı var mı? Hepsinin illaki safkanların hemen hemen hepsinin genetik şeyleri var. Zayıf noktaları var genetik olarak. Neyi söyleyebiliriz genetik aktarımlarda diye? Cem ağlayacak gibi göründü Efendim? birden. Anlamadım ki. Cem ağlayacak gibi göründü birden böyle bir yüzünü. Şimdi günümüze gelen hani geçmişte konuşmanın da başında sizin sorduğunuz gibi beyaz ırklı köpeklerde inanılmaz derecede bir cilt problemi yaşayabiliyoruz hala. Günümüzde devam ediyor. Sağırlık olabiliyor.
Çok nadir de olsa çıkıyor bu iş. Onun Sadece arkasında beyazlarda mı oluyor yoksa renklerde de görülüyor mu? Türkiye'de yani genelde beyazda var. Ben renkli de denk gelmedim. Beyaz Anladım. renkli de denk geldik. Renkli de hiç şey olmadım. Yani şahit olmadım hiç. Anladım. Bu biz ama istatistik olarak renklilerde de görülebiliyor, aklınız olsun. Yani görülüyordur ama hani şöyle bir renk denilebilir mi bilmiyorum tabii. Korsandı mesela. Hani renkli diyebiliyorsanız öyle de ben bir tane şahitliğim var mesela. Yani şahit olmuşluğum var hadi. O da beyaz, o da beyaz kulağın olduğu taraf sağır olabilir. Bazen tek taraflı oluyor çünkü. İkisi de sağırdı. Şey İkisi de oldu. sağırdı. Anladım, tamam. Tabii. Yani bunlara hala şey yapabiliyoruz. Çene bozuklukları olabiliyor. Bu da tabii şeyden ne anladı? Geçmişten gelen çaprazlama yapılan köpeklerden karşımıza çıkan şey. Çok fazla kırçıl istenmez bizim şeyimizde, ırkımızda. Bunlara denk gelebiliyoruz. Dalmaçyalı'dan geliyoruz. Yanlış anımsamıyorsam şey o özellik şeyde dezavantajlı. İnce kemikli çıkabiliyorlar hala. O günümüzde yumurta kafa diye tabir edilen kafayı elde etmek hala zor. Eski tip bull terrier hala çıkıyor üretimlerde. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de bu mevcut şekilde devam ediyor. Ben şahit olmadım, Türkiye'de görmedim. Bu blue renkli bull terrier zaten direkt istenmeyen bir şeyimiz, olayımız. Diskalifiye değil mi? Tabii. Yani ya yarışma anlamında baktık mı diskalifiye. Fransız Bulldog'da da aynı şekilde mesela farklı bir örnek verdiğimiz zaman en çok rağbet gören şeydi o. Ne ona da o renk mesela. Ama ben ona pek denk gelmiyorum. Sen denk geldin mi abi? Blue. Ben hiç görmedim hayatım. Ben de onu söyleyecektim. Hiç Blue, ben Bull Terrier görmedim. Yani şey baktığımız zaman işte, tabii biz bir de farklı bir açıdan bakıyoruz. Bunun tarihçesini inceledikten sonra bir de efsanedeki standardını da okuduğumuz bildiğimiz için orada da mesela şey ne ona da hani ciğer rengi hani o tona yakınına birazcık şahitlik ettim de ben Blue'yu hiç görmedim mesela ama Evet. diskalifiye sebebi diye apaçık yazıyor orada. Ama ciğer renginde de sıkıntı var çünkü burnun siyah olması gerekiyor Bull Terrier'de. Ciğer rengindeki köpeklerin burunları da ciğer rengi olduğu için oradan Tabii. diskalifiye oluyorlar. Şey gibi Amerikan Stat'taki şey yapan ne adı Red Nose tarzındaki olay. Kabul edilmemiş gibi, anladım. Tabii. Yani şey standartta pek fazla genetik rahatsızlık yok sanırım sağırlık dışında. Minyatürde daha fazla galiba göz rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları. Helele var. Ama benim bildiğim Bull Terrier'de aynı zamanda şey, kalp rahatsızlığı, kalp kapakçıkları, böbrek yetmezliği, deri problemleri. Böbrekler, o böbrek daha çok şeyde geliyor. Böbrek rahatsızlığı ülkemizde yaşandı. Hani bu şekilde köpeğini kaybeden arkadaşlarımız da oldu. Ağırlıklı gelen şeyler kanlar Sırbistan'dan gelen yavrularda başımıza yani şahit olduk biz ülkemizde. Ağırlıklı olarak Sırbistan'dan getirilen köpekte bu tarz şeylere karşı karşıya kalabiliyor insanda. Peki o zaman sihirli soruya gelelim. Yani bu köpekleri ithal etmeden önce sağlık testleri ya da aynı zamanda yavaş yavaş derneğiniz hakkında da soracağım. Ya da siz yetiştiriciler olarak sağlık testleri yaptırma konusunda ya da yaptırmak isteme konusunda ne düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz bu konuda? Ya Türkiye'de biliyorsunuz biz dar bir şeyde yetişiyoruz. Yani ne bileyim bir DNA testi bile yaptırmak için yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Bazı testleri yaptırmak bir de hekimlerimizin hepsi çok iyi değil. Hani en başta benim yaşamış olduğum bir yavrumdan bir örnek vereyim. Yürürken birdenbire modu düşüyordu mesela. Ağızdan bir şey salıyordu dışarıya. Bununla alakalı dünyanın tedavisi yapıldı, dünyanın testi yapıldı, bir türlü çözülemedi. Sadece sonra farklı birkaç veterinere gittim. Bir tane veteriner çözebildi bunu. Ve toplamda tedavi süresi de toplam 6 gün sürdü. 6 günden sonra 6 senedir hiçbir sıkıntı yaşamadık mesela. Yani birazcık Türkiye'de sağlık yönünden bu tarzdaki şeyleri yaptırmak istesek de doğru şeylere şey yapamıyoruz. Ulaşamıyoruz. Türkiye'de genetik test yaptıramıyoruz galiba, değil mi? Yurt dışında Yok. yaptırmak gerekiyor.
Tabii yurt dışında DNA testi, onların hepsi yurt dışında göndermesi gerekiyor. O kitin gelmesi ayrı bir para, göndermeniz zap ayrı bir para. Şey de ayrı bir para, yapılacak olan testin ücreti de ayrı bir para. Hani bunu Evet. karşılayabilecek olan insanlar çok fazla kişi yoktur. Mesela minyatür bulteriyer üretmek de Türkiye'de çok büyük bir şey, sorumluluk. Çünkü üretimde şey var, minyatürde. PLL iki pozitifi çiftleştiremiyorsunuz. Hani iki Evet. negatifi çiftleştiremiyorsunuz. Siz farklı kanlardan, farklı erkek, farklı dişilerden yavruyu alıyorsunuz da her ne kadar ikisi de nötr olsa çıkan yavrunun nötr olacağı bir garantisi yok. Bir de Ama en öyle. azından riski düşürüyorsunuz. Yani en azından o konuda öyle bir şeyiniz oluyor. Cem sen ne dersin bu konuda? Yani bu konuda evet Türkiye olarak kısır yani bir olayımız yok. Yani testler konusunda sadece yurt dışından gelen köpeklerin üreticilerine güvenmek zorundayız. Peki yani köpek getirirken bu testlerin yapılmış olmasını önemsiyor musunuz Türkiye? Çünkü getireceğiniz köpeklerin soyu Türkiye'deki popülasyonu etkileyeceği için diye soruyorum. Yani bunu mesela getirdiğimiz köpek sahiplerine ve üreticilerden istemiştik daha önce. Önlerler ama işte bu güven meselesi. Hani bize gerçekten doğru test sonuçlarını mı gönderiyorlar? Onu da bilmiyoruz. Ya kopyala yapıştır biliyorsunuz çok rahatlıkla yapılabiliyor dünyada. Sadece ülkemizde değil. Anladım. Sanırım şeyde Mete Bey siz bu konuda tecrübelisiniz. Yani bunun güvenilirliği nasıl sağlanılabilir? Yani kontrol edilebilirliği. Yani güvenilirliği nereye gönderdiğinizle ilgili. Yani bir Avrupa Birliği ülkesinde gönderdiğiniz testlerin daha güvenilir sonuçlar gelmesini beklenebileceğini düşünüyorum. Orta Avrupa için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Bazı konularda bizden daha kötü durumdalar. Özellikle copy paste'de demin bahsettiğimiz olayda. Ama Kuzey Avrupa ve Avrupa bir yani Kuzey Avrupa ülkelerinde DNA testlerinin ya da işte gereken sağlık testlerinin daha güvenilir bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Ama testler yapılmadan köpek getirmek biraz ucuz diye mesela şeyi görüyorum yani hemen hemen bütün ırklarda görüyorum. Özellikle Orta Avrupa'daki bazı ülkeler neredeyse şey gibi dünyanın üretim merkezleri gibi çalışıyorlar. Yani global bir üretim merkezi gibi çalışıyorlar. Bu üretim merkezleri gibi çalışan ülkelerden alınan köpekler bence asıl büyük sıkıntıyı oluşturuyor. Yani bu benim kişisel gözlemim. Oralardan gelen test sonuçlarına CM katılıyorum. Ben de olsam ya sınav sonuçlarına da copy paste yapıyorlar. Sınav sonucunu yapan her şeyi yapar yani. Her şeyi yapar. Yani Referans numarası üreticisini olmasın. almak en doğrusu. Efendim? Yani isim yapmış bir üreticiyle çalışmak, oradan bir yavru sahibi olmak bu konuda en ideali. Yani şimdi ülkemize 200 dolarlık bir yavruyu alıp getirmektense 200 dolarlık değil de 2000 dolarlık, 2000 euroluk, 3000 euroluk bir köpek alıp getirmek daha doğru şey olur. Gelişmesi açısından doğru bir Üretici şey olur. referansı her zaman her yerde önemlidir Tabii ki. zaten. Evet. Yani Ya. yapılan en büyük yanlışlardan biri. Ben Sırbistan'dan bir tane yavru aldım. Peşimden 2-3 kişi daha aldı. Yani en basit örnek. Rusya'dan aldım. Arkamdan yine aldılar. Şimdi ben siz birazcık belli bir kalitede bir şeye sahip olmak istiyorsunuz. Rusya'ya yönelmiş diyorlar. Onlar da alıyor. Ama oturup da üreticiyi araştırmıyorlar. Hani buldukları, ya ben buldum. Bir de her üretici de herkese köpek vermiyor. Bir de öyle de bir durum var. Çok başıma geldi benim. Referans istiyor adam. Tabii tabii Yani öyle. Öyle. referans istiyor. Tamam Referans diyor. isteyen üreticiden köpek almak lazım. Kesinlikle. İşte. Aynen, kesinlikle. Kız verir gibi yaklaşıyorlarsa doğru yetiştiricidir. Evet, Yani kesinlikle. ben mesela bazen işte yazışıyorum burada İngiltere'de falan ama
en nefret ettikleri şey yavru kaç para diye kısa bir mesaj atmanız. Aksine aksine şeyden bahsedeceksiniz. Ben bu kadar zamandır işte şu şu hırtlarla ilgileniyorum. Bunları yaptım. Böyle bir tecrübem var. Böyle böyle bir yerde yaşıyorum. Bunda, ve bu amaçla bundan dolayı sizin işte şu hırkınıza talibim. Acaba yakında yakındaki üreteceğiniz yavrularda şey var mı? Bekleme sırası yoksa yani beni kabul eder misiniz? Yani işte en güzeli, en doğrusu o zaten. Yani o şekilde yaklaşmış. Ama bizim ülkemizdeki insan değişmez ki. Ben bunu beğendim, alacağım. Hani bizdeki olay var. Ben bunu beğendim, fiyatı ne kadar? Hani bu şekilde soruyor çoğunluğu. Evet. Tabii hani tabii. Şey gibi, güzel ben mesela bir örnek vereyim. Bir otomobil modeli sorar gibi soruyorlar tabii, değil mi? Tabii. Hani maalesef. Ben bunu beğendim, bunu alayım, fiyatı ne kadar falan, hani o mantıkla. Şey mesela üretim için yurt dışına ben bir erkek köpeğimi gönderdim. Vallahi 1,5 sene 1,5 sene falan oldu. Hala o gönderdiğim kişi ayda bir kez oğlan nasıl, iyi mi, ne yapıyor, ne ediyor diye sorar. Resim at der, videosunu at der. Hala şey yapıyor. Yani onunla 1 sene vakit geçirdi bu hayvan. Ona rağmen sahipleniyor mesela. Devamlı şey yapıyor. Sana diyor hediye köpek göndereyim falan. Hani böyle de şeylerimiz var. Hala da bir o şekilde bir sahiplenme yaptırmaya da çalışıyorlar. Ama bunu kazanmak birazcık zaman işte. Güvendiklerini gösteriyor. Bu çok önemli. Tabii. Ya işte buna ulaşmak zaman ve şey birazcık duruştan kaynaklanıyor. Hani onu birazcık herhalde biz yurt dışına verdik. Kendi adıma en azından söyleyebilirim. Hani şey yok. Sana ben bir dişi bir erkek göndereyim diyor hala mesela. Bugün isim gönderir yine. Ama bakacak yerim yok yani. Yazık hayvana. Doğru. Cem, dernek Evet. hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Kurucu başkanımız olarak. Evet. Öncelikleriniz nedir? Neler başardınız? Hedefleriniz nedir? Ya hedeflerimiz tabii ki var. İsteklerimiz daha fazla, dileklerimiz daha fazla. Bu doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Yani iki tane popülasyona ulaşabildiğimizi zannetmiyorum. Irk olarak ırk sayısı az hala Türkiye'de. Ama bunun birçok sebebi var. Bir, üretimin düşük olması, dışarıdan gelen köpeklerin veyahut da ırkı besleyecek olan insanların hakikaten az olması. Yani bu zamana kadar elimizden geleni yaptık. Yarışmalara katıldık. Dernek yarışmaları yaptık. Son 3 yılda zaten bir şey yapamadık. Hem federasyon yönetiminin bize almış olduğu tavırdan dolayı hem de pandemi sürecinden dolayı. Son 3 yılda bir şey yapamadık. Önümüzdeki yıllarda pandemi yaptıktan sonra inşallah daha güzel şeyler yapacağız ama sağlıklı bir şekilde popülasyonu yükseltmemiz lazım. Bu da birazcık zor. O çok önemli. Yani insanların seminerlere mesela biz seminer yaptığımız zaman insanların gelmesi lazım. Ne bileyim bağlı bulunduğumuz federasyon da seminer yapıyor. Onlara katılması gerekiyor. Bu ırkı daha ileriye götürebilmek için. Çünkü öyle bir şey ki daha secere okumasını bilmeyen insanlar var içimizde. Ya da secerenin ne olduğunu bilmeyenler var. Hani bunu ileriye götürmek için ilk önce bu secere benliğini insanlara şey yapmamız gerekiyor. Kaliteli bir üretim olayına girilecekse o secereyi de okuması gerekiyor. Hani ben bunu üreteceğim dedikten sonra şey yapması gerekiyor. Bu şekilde yürümesi gerekiyor. Bakacak, öğrenecek. Ama insanımız bizim hazır. Telefon açayım işte falanca kişiye. Şunu yapsam olur mu? Hani genelde Türkiye'deki mantık bu şekilde olduğu için çok fazla şey yapamıyoruz. Ne onu da yol alamıyoruz. Biz mesela 30 muydu 32 köpek miydi? Dernek kurulduktan 2 ya da 3 sene sonra İzmir'deki bir yarışmaya katılım gösteren sayı bu yarın. O civarda katılım gösterdik. Ringin içerisinde 2 gün boyunca o dönemdeki iki kişinin yapmış olduğu hareketten insanlar soğudu. Hani insanları biz bu yönde yarışmaya kendilerini geliştirmeleri için köpeğin eksiği ve artılarını görsünler diye biz telkinde bulunurken insanları yanlış şeylerle, değerlendirmelerle ve tavırlarla insanları soğuttular. Bir de böyle bir şey de var.
Ha, bu tarzdaki hakemlerden kurtulmamız da gerekiyor içimizdeki. Ya bunları dengelemek 3 tahminim. Ya bir de ben şunu da düşünüyorum. Sağlıklı Bull Terrier neslinin Türkiye'de gelişmesi önemli. Aynı zamanda çok popüler olmaması da çok önemli. Çünkü Bull Terrier doğru insanlar için harika bir ırk ama pek çok insan için çok zor bir ırk. Yani gereksiz yere çok popüler olup çok büyük sayıda Bull Terrier üretilip Türkiye'ye pompalanması da zaten şey değil. Irk için faydalı bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani eminim Evren de gün içerisinde çok fazla mesaj alıyordur. Ben de sosyal medyadan çok fazla mesaj alıyorum insanlardan. İnsanların ırkı olan yaklaşımı, ırk hakkında sorduğu sorular inanın o kadar absürt. Yani ne kadar güçlü, ne yapar, işte duvarda asılı kalır mı? Aa Hala diye soruyor. soruyorlar. 20 yıl Yani önce de soruyorlardı. bunlarla karşılaştıktan sonra inanın şey düşüyor yani üretim isteği azalıyor insanla. Peki ama dernek sitenizde bayağı bir yazı var. Yani ben koyduğum için biliyorum. O yazıları okuyorlar mı? Yani oraya yönlendiriyorsunuz herhalde, değil mi? İşe yaramıyor mu acaba? Şöyle söyleyeyim. Dernek sayfası açık. Yani şu Ya anlamın. kim yazı okuyor merak ediyorum bu ülkede. Ya Hala yazı okuyan var ya mı? tabii o oradaki maile gelen şey de ha orada geçmişten İlker hocamızın şey yapmış olduğu çok güzel makaleler var. Aslında hani bu ırkı gerçekten bakmak isteyen insanın oturup çok iyi bilgiler alacağı şeyler var. Ama kolayına kaçıyor. Dündü galiba ya dün ya da ondan önceki akşam. Merhaba satılık yavrunuz var mı? Hani aldığımız mesaj bu. Ya da ne oldu? Bahçede bakacağım koruma yaptıracağım. Hani bu şekilde hani yavrum var mı diye de sormuyor. Bahçede bakacağım. Ondan sonra koruma yaptıracağım. Neye diyorsunuz? Bull Terrier diyor. Ondan sonra yavru var mı diyor. Hani bu şekilde geliyor. Irkı incelememiş, etmemiş, sağdan soldan kulaktan dolma şeylerle karşımıza çıkıyorlar. Yani bu konuda naçizane tavsiyem size, yani onlara standart bir ya da iki mesaj hazırlayıp bu tür şeylerde şey dernek adına bir insanlara hep aynı cevabı yollayabilirsiniz. Yani şunlar 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 şunlardan sonra, yani bunları bildikten sonra karar vermeniz gerekiyor diye ya da belli yerleri yönlendirebilirsiniz. Çünkü bunları hepsine tek tek cevap vermek falan ölüm. Yani bırakın önce işlerini yapsınlar. Son bir şey söyleyeceğim. Hatta şey diyorlar, bununla ilgili bir yazı okumuştum. İnsanlar araba alırken çok daha uzun süre evirip çevirip okuyup araştırıp karar veriyor. Köpekte böyle yapan insan sayısı çok az. Evet, kesinlikle. Ya Az önce bunu söylediği gibi 5 yani. dakika içerisinde karar veriyorlar. Yani köpek sahiplenmek için 5 dakika ayırdıkları süre bu. Ya da hemen Bull Terrier bulamadıysa gidiyor bir bakıyorsun Maltese almış. Nasıl ya diyorsun, Bull Terrier soruyordu, nasıl Maltese aldın? Var, onlar da var. Onlar da var. Yani Bu çok en iyi. basit örnek bir abim benim Mersin'de yaşayan bir abim var. Çocukları var, 3 tane çocuğu var. Köpek 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 diye tutturmuşlar. İşte bir tane ırk istedi. Bulduk aldı. Ondan sonra uyardım da alma bak sana kalacak abicim dedim. Yok yok dedi olmaz dedi. Geçen hafta konuştuk. Köpekler sadece o ilgileniyor. Çocuklar hiç şey yapmıyor, sallamıyor köpeği. Hatta korkuyorlarmış yani. O şekilde. Ve köpeğe bağlandım diyor. Ben de diyor kalacak bu diyor. Başka çaresi yok. Senin dediğine geldik. Seni dinlemedim diyor. Kafamı vuruyorum ama yapacak bir şey yok diyor. Bakacağım diyor. Ya çoğunlukla ilk alınan köpekler zaten şey oluyor. Bir şekilde mundar oluyor demeyeyim ama sahiplerinin tecrübesizliğinden dolayı çok harika hayatlar yaşayamayabiliyorlar. Evet. Allah'tan en azından abi bakıyor. İyi şekilde bakıyor. Hani Çok şanslı. zaman geçiriyor onda. Yani tek zaten onunla ilgilendiği için en azından gözüm arkada değil. Yoksa bana gönder ben bakacağım diyecektim artık. O duruma gelmişti. Allah'tan şey yok. O ilgileniyor. Hatta haftada bir bana şey video falan da atıyor. Neşesi yerinde ufaktır. En azından o konuda içim rahat. Hani arada da ben varım. Vebali bana gelecekti. Çok şey oldum zaten. Hani söylediğim başımıza geldi dinlemedim diyor. Bunu yaşıyoruz ya. Bull Terrier'de de yaşıyoruz. Var. Ne yazık ki var. Hani Maalesef. yayının başında da dedim. Ben Bull Terrier bakacağım diyor. Maddi olarak o yurt dışından da getirecek pozisyonu yok. Türkiye'de de bulamıyor. Ondan sonra sahiplendiriyorsunuz bakamıyor.
En basit örnek o. Çünkü o hareketliliğini şey yapamıyor. Ama sorsanız Bull Terrier'i çok iyi anlatır. Ama o bir noktadan sonra dayanılmazlığa geçiyor. O sorumluluğu kaldıramıyor insanlar. Bir de şu anda ülkemizde hani köpek bakmak da kolay değil. Hani şeyler mama ücretleri olsun, iğneler olsun, aşılar olsun inanılmaz derecede arttı fiyatları. Hani bir köpek bakımı gerçekten ciddi boyutlara geldi. Şu anda ülkemizde. O da büyük sıkıntı. Bir de programın içerisinde şey yapalım. Yaz dönemine giriyoruz. Muhakkak paravan taksınlar. At sineğine karşılık. Ha, bir de onunuz var galiba. Okey. Tabii. En büyük aldığımız şey sorulardan bir tanesi de o. Cem oluyor mu bilmiyorum da. At sineği ısırdı. Niye bununla alakalı uyarıda bulunmuyorsunuz diye. Öyle de bir şey yaşıyoruz. Bir de o var. Hani Benim zamanım yoktu. Var mı sizin orada Mete Bey? Asineyi sıkıntı yaratıyor mu? Ya yok, yani benim olduğum yerde yok. Bizim problemimiz her zamanki gibi kene yine. Kene başlıyor yakında, çok yakında başlıyor. Yani dış koruyucular her zaman lazım köpeklere. Şehirlerin içinde bile lazım ama eğer şehir dışına yakın yerlerde oturuyorsanız, kırda, ormanda oturuyorsanız, kırsalda oturuyorsanız, büyük sorun. Büyük Ben sorun. ama şunu söyleyebilirim. Mesela eğer iki bull terrieriniz varsa ve ben asla o yüzden yapamadım. Mesela pire tasması asla takamadım. Çünkü biri diğerinin bull terrierlerle sık rastlanır. Biri diğerinin tasmasını yapıştırır, onu sürüklemeye başlar. Eğer bu yine yenebilecek kadar inceyse ondan sonra da o ilaçlı tasmayı yemesini istemem. Ben her zaman ondan mesela kaçınmışımdır. Valla ikisinin bir arada olmasına gerek yok. Bir tanesi bile kendi tasmasını çıkartıp Aynen, aynen, aynen. yiyebiliyor. Kendisi Amerika'dan getirmiştik. Üzerine yazdım. Arkasında telefon numaram var falan. Köpeğimin var. boynunu taktım. 15 dakika sonra yarısı yoktu. Nasıl ulaştın oraya? İnanamıyorum yani. Yemişti. Yani Bull Terrier'in yapamayacağı şey yok. Yani Yeter ki huzurluk istesin. geldiği zaman yeter ki istesin. İnanılmaz. Ben kafesin içine bırakıyordum odada. Kafesin içine zıplaya zıplaya kafesi iskemlenin yanına getirip en sevdiğim pantolonumu yemiştim. Nasıl yapmış olabilirsin? Bull Terrier yapar. Tabii Yapar. istemesi yapacağının göstergesidir zaten. Aynen. Aynen. Mete Bey başka sorunuz var mı? Yok, yok. Çok keyifli bir sohbetti. Çok 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 keyifliydi. Benim için. Arkadaşlar son sözleriniz var mı Bull Terrier'le ilgili? Neredeyse insanları korkuttuk zaten. Aslında bir Ya yani uyarmak aslında iyi bir şey zaten. korkutacak bir şey yok. Hani nasıl bir bu ırka bakacağım diyorsa insanlar bunların üzmesi Gerçekçi gerekiyor. bizimle. Hani gerçekten hareketliler. Gerçekten sahibine bağlanıyorlar. Hani 3 saat 4 saat oyalansa da o hareketi 10 dakika sonra aynı şekilde gösterebiliyor. Enerjisi bitmiyor. Hani eğitilebilir, eğitilemez diye bir şey yok. Bu köpekler vahşi bir köpek değil. Hani bakılabilir ama bunları bilmeleri gerekiyor insanların. Bunları bilerek sahiplensinler. Yazık olmasın. Hiçbir canlıya. Her ırk için geçerli. Bu ırk ayrı bir yerde sadece. Diğer ırklardan apayrı özellikleri var. Hani diğer ırklar ve Bull Terrier diye biz ayırıyoruz. Onlar da bu şekilde baksınlar. İnanıyorum, inanıyorum. Güzel. Cem ne dersin? Evet, tecrübe sahibi olmayan insanlar çok fazla yanaşmasınlar. Önce çok iyi araştırsınlar dedim ırkı. Uzun bir süre araştırmaları lazım. Evet. Ya bir de bu şey gibi mesela ben öğretmenim ve sıklıkla mesela çok müsamahakar aileler böyle bir dediğim dedik asi çocukları olur ya o çocuğu kontrol edemezler. O Evet. çocuğu kontrol etmek için daha disiplinli, daha adil, daha net bir lidere ihtiyacı vardır. Eğer böyle değilseniz bu köpek size uygun değil. O köpek sonra sizi parmağında oynatır. Sonra da bu köpek bozuk çıktı dersiniz. Hayır, siz o köpeğe uygun değilsiniz kardeşim. Tabii Bu ki sizi niye? kötü yapmıyor. Sadece uygun değilsiniz. Aynen. Aynen. Doğrudur hocam. Son bir şeyle kapatmak istiyorum. John adamın ismini unuttum. Çok önemli bir Bull Terrier yetiştirici ve kitapları vardı. John Donner. Daha sonraki olanlardan. Bull Terrier için şöyle söyler. Sahibi olarak bir gerizekalıyı kabul etmeyen tek ırk. Aynen.
Doğru söylüyor. Doğru. Diyorum ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ya Mete Evet. Bey buyurun, Biz siz de çok diyeceksiniz. teşekkür ederiz. İyi Ben de akşamlar. çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Londra'ya, Muhterem. İzmir'e ve Urla'ya. Çok selamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.